mor lahanayı keserken bence en önemli şeylerden bir tanesi şuradaki kalın kökleri almak. Aksi takdirde çok zor pişecek. Orası piştiğinde dışarıdaki ince kabuklar fazla pişmiş olacak. Püre haline gelmiş olacak. Onu istemiyoruz. O yüzden şöyle iç kısımdaki kabukları alıyorum. İnce ince kesiyorum. İlk yemeğimde püre yapacağım. Ne kadar ince kesersem o kadar çabuk pişecek. Püre haline gelecek. O kadar pürüzsüz olacak. Sebze olduğu için her zamanki gibi zeytinyağı kullanıyorum. Önce birazcık karamelize edeceğim. Bu dumanlar çok kritik. Her yemeğimde hemen hemen tekrarlıyorum. Ama bu dumanların çıkmasını mutlaka bekleyin ki karamelize, iyi bir karamelize elde etmek için. Hemen karıştırmıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü soğuk bir şey koydum. Evet. Tuz koyuyorum. Birazcık karabiber. Yine devamlı karıştırmıyorum. Karıştırıyorum, bırakıyorum. Karıştırıyorum, bırakıyorum. Onun sebebi o her seferinde karıştırdığımda tencerem bir miktar soğuyor. Bir parça tereyağı alacağım kavurduktan sonra. Şimdi vişnelerimizi içine koyabiliriz. Bir donmuş vişnelerim var. Onlardan atıyorum içine. Yaklaşık 1/4 oranında atıyorum. Birazcık da reçel atacağım. Vişne reçeli atacağım. Eğer reçel atmasaydım onun yerine mesela bir şeker kullanabilirdim. Normal şeker atabilirdim, bal atabilirdim, pekmez atabilirdim. Ama mutlaka bir miktar şekerli bir şey bunun içine sokmak lazım. Şöyle iyice karıştıralım. Bir parça da tarçın çubuğu atacağım. Aromasını versin. En sonunda püre haline getirirken içinden alacağız. Yavaş yavaş yaklaşık bir 20 dakika falan pişireceğim. Etimizi çıkartalım. Dana antrikot yapacağım. Etimiz hafif oda sıcaklığına gelirken hadi sebzelerimizi yapalım. Birazcık mini kabaklarımız var. Onlardan da koyalım. Hemen hemen hepsini aynı boya getirmeye çalışıyorum. Biber kullanacağım. Kaliforniya biberi. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Şöyle ince ince kesiyorum kenarlarını. Beyaz kısımlarını mutlaka alın. Mor lahanamıza göz atalım. Ne durumda? Suyunu birazcık bırakmış tam istediğim gibi. Etimi alayım. En yüksek ısıda et pişireceğim mühürlemek için. Bir peçete alacağım önce. O üstündeki karamelize edeceğim için hafif suyunu almak istiyorum. Fazla bastırmıyorum. Üzerine çok fazla yüklenmiyorum, abanmıyorum. Döküm bir tava var. Eğer döküm tavanız varsa çok az bir et olduğu için şu anda ayçiçek yağı kullanıyorum. Çok fazla yağ sürmeyin. Sadece birazcık yağ sürün. Onu da bir peçete yardımıyla dağıtın. Her iki tarafını da tuzlayayım etimin. Karabiberliyim koymadan önce. Dumanları görüyorum. Gerek mangal olsun, gerek böyle döküm tavalar olsun. İz vermek istiyorsak hep çapraz koyuyoruz etimizi. Bir 45 derece açıyla koyalım. Yaklaşık bir dakika boyunca dokunmuyorum. Bir buçuk dakika boyunca. İyice izi çıksın. Şöyle bir çevirelim. Yine 45 derece koydum öteki tarafa doğru. Şöyle bir tersini çevirelim. Harika gözüküyor, nar gibi. Birazcık dinlendireceğim. Daha sonra tavada en son bir tereyağıyla bitireceğim. Dinlendirmeyi hep oda sıcaklığında yapıyoruz. Buzdolabına koymuyoruz. Oda sıcaklığında bir 10-15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Her zaman sebzeler için zeytinyağı kullanıyoruz zar kadar. Havuçlar en sertleri ve en zor pişecek olanlar ve içinde o karamelizasyonda şekeri de en fazla olanlar. Onun için önce havuçlardan başlıyorum. Bir yarım dakika kadar sonra diğer sebzelerimi atacağım. Daha sonra biberlerimi atmam lazım. Biberler ikinci sert. Özellikle bu bebek kabaklar oldukça narin. Onları da en son atacağım. Ne atarsam atayım hep başta içine tuz ve karabiberi mutlaka koyuyorum bir parça. Şimdi birazcık renk almaya başladı. Artık biberler girebilir. Biberlere de bir parça tuz atıyorum. Biberlerim de hafif hafif kavrulmaya başladı. Sıra şimdi kabaklarda. Onlara da çok az tuz. Birazcık da karabiberi koyalım. Tereyağımızı da ekleyelim. Isımızı biraz düşürüyoruz. Ne zaman tereyağı atarsak ısıyı bir parça düşürüyoruz. Şu köpürmeye başladı. Altını kapatıyorum şimdilik. En son yemeğimi servis ederken bir parça açacağım. O yemek ısısı kıvamına getireceğim. Lahanalarımızı alalım. Şöyle tarçınla artık işim bitti. Tarçını atabilirim.
dumanlar da yükseliyor. Hemen etimizi ısıtalım. Sebzelerimizin de altını çok az açalım. Etimizi de şöyle bir tereyağında çevireceğim sadece. Dinlendirdiğimiz etimi. Hep kekiği son anda atıyoruz. Bir parça tereyağı. Bütün malzemelerimiz hazır. Etimizi de pişireceğim. Köpükleri görmeye başlayınca etimizi koyuyoruz. Bir parça daha tereyağı atayım içine. Bir peçete alayım. Tabağıma yağ geçmesin. Etimizi ince ince keselim. Ne kadar ince keserseniz tadı o kadar güzel olacak. Püremize başlayalım. Gerçekten püre çok güzel kokuyor. Sebzelerimizi koyalım. Etlerinizi de bir sıra koymayın. 2-3 sıra koyun. Tabakta yükseklik oldukça önemli. Birkaç tane sebzeyi de yan taraflara koyalım. Ki gözüksün. Hafif mikro reyhanlarla süsleyelim.